Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmamızı yapacağım. Yine düz lastiğimizin üzerine güzel bir çalışma yaptık ve lastiğimize farklı bir hava ve güzellik kattık. Şöyle değişik güzel bir çalışma oldu. Sizler de düz lastiklerinizi bu şekilde çalışmalar yaparak farklı aksesuarlar üretebilirsiniz. Evet, ister tek renkli örebilirsiniz, isterseniz badik ya da ebruli iplerle, ister her sırayı farklı sıralı renkler dizerek, yani kalınmış ipleri kullanarak da bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet, 2,5 numaralı tığımı kullandım. Ve görmüş olduğunuz gibi bir tane lastik ve biraz yine kalan iplerimden ben çalıştım. Şöyle güzel bir görünüm kazandı. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Lastiğimizi alıyorum. Önce ipime bir tane düğümümü atıyorum. Kullanmak istediğimiz herhangi bir lastik olabilir. Üzerine uygun bir renkle çalışmaya başlayalım. Düğümümü atmış olduğum tığımı lastiğimin şöyle elimle tutuyorum. Altından giriyorum. Üzerinden alarak bir tane sık iğne örüyorum. Tekrar tığımın başını alta girdiriyorum. İpimi alıp bir sık iğne batıyorum. Alttan girip üzerinden alıyorum. Sık iğnelerimi bu şekilde örüyorum. Giriyorum. Aşağıdan girip ipimi alıyorum. Sık iğnemi kapatıyorum. Dilediğiniz tokaları alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Kalın da olabilir, ince de olabilir. Bu şekilde işlemimizi yapalım. Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizleri desteklerseniz çok seviniriz. Zil sesini aktif ederseniz yaptığımız her videodan haberdar olup bizlerle birlikte çalışmalarımızı yapabilirsiniz. Sık iğnelerimizi bu şekilde örerek ilerliyorum. Tabii şöyle bakınız, arada şu şekilde toparlayarak yaklaştırıyorum ki seyrek olmasın. Çok da yığmayalım. Güzel bir ayar yapalım. Evet, şimdi bütün etrafını sık iğnelerimle tamamlıyorum. Lastiğimin kenarını sık iğnelerimle örerek geldim. Tamamını çepeçevre ördüm. Şimdi başlangıç yerimize gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle çok bir saymanıza gerek yok. Şöyle göz kararı, bakın, illa sayılara bağlı kalmayalım. 1, 2, 3 diyorum ben ama 3 de batabilirsiniz. Eğer daha sık yaptıysanız biraz daha uzakta örebilirsiniz. 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir yukarıdan şöyle batıyorum. 1, 2, 3. Buradaki sıklığı istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir. 1, 2, 3'e batıyorum. Çok doldurduysanız gelişigüzel batabilirsiniz. Azsa tabii ki saymanızda fayda var. 3'e batıyorum. 3. Kutucuklarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle kutucuklarımızı örerek sıramızı tamamlayalım. 3 tane dolduruyorum. 1, 2, 3'e batıyorum. Direkt şöyle de gelişigüzel de batabilirsiniz. Nasıl isterseniz, bakın, hiç saymaya gerek de olmayabilir. Ama dediğim gibi az doldurduysanız sayarsanız daha güzel olur. Çok doldurduysanız tabii ki çok fazla sık olmasına da gerek yok. Tokada olacağı için çok fazla kendinizi yormayın. Bakın gelişigüzel batıyorum. Zaten çok fazla uzaklaşmıyoruz. abartılı bir fark olmayacak. Hemen hemen yine sanki 3'e batıyorum. Bakınız göz kararı olunca. Bakın. Sıramızı tamamlayalım. Yani birleşme noktasına zaten çok az kalmış. Hemen örelim. Trabzanlarımı örerek geldim. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Başlangıçtaki 1, 2, 3. 3. zincire gelerek batıyorum. Ve ilmeğimi geçiriyorum. Diğer yuva içerisine giriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra başını doluyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Zincirimden sonra bir trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzan ördüm. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın başını bir defa doluyorum. 1, 2 defa da çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1, 2. Tekrar 3. kez oluyor. Trabzanımı örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı buradaki yuvanın içerisine örüyoruz. Tığımızın tekrar başını dolayalım. Hemen ikinci kutunun içerisine yine 3 tane trabzanımızı örelim. 2 ve 3. 1, 2, 2 tane zincir, 3 trabzanımızı örelim. 1, 2 ve 3. Üçer trabzan ördüm. Tekrar diğer yuvaya geçişimi yapıyorum. Yine 3 tane trabzanımı örüyorum. Başını doluyorum. 2 defa da çekiyorum. Başını doluyorum. 1, 2 tane zincir. Tekrar aynı yere giriyorum. 1, 2 ve 3. Hazırlamış olduğumuz bütün kutucuklarımızın içerisine trabzanlarımızı örelim. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle sona kadar gelelim. Sıramızı tamamladık. Bu şekilde çok hoş durmakta. Şimdi diğer sıramıza geçebiliriz. Başlangıç ve bitiş yan yana. Zincirimin üzerine batıyorum. 1, 2, 3. 3. zincirimin üzerine geliyorum. Geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir tekrar çekiyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. 2. Diğer trabzanıma batıyorum. 3. Aşağıdaki 3 trabzanımızın 3'ü de örülmüş oluyor. Araya giriyorum. Bir tane örüyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip trabzanlarımın üstteki boş bölüme girerek buradan zincirimi kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Araya bir tane trabzanımı örüyorum. Diğer trabzanımın üzerine 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımı örüyorum. 4 tane trabzan bu tarafta, 4 tane trabzan diğer tarafta oluyor. Araya birer tane artış. Üstte de 3 zincirle bir kirpiğimizi yapıyoruz. Tekrar buradaki 3 trabzan ve zincirlerimizin arasına yeniden girişimi yapıyorum. Birinci trabzanımın tepesine batıyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Ara boşluğa bir tane örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ara boşluğa yani artış yerini ördükten sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Şurada trabzanlarımın boşluklarına yandan girerek buradaki kirpiğimi kapatıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Ve gerideki 3 trabzanımın üzerine birer birer trabzanlarımı ilave ediyorum. 4'er trabzanımız oluyor. Tığımın başını doluyorum. Diğer gruba aynı işlemimi tekrar ediyorum. 2 ve 3. Boşluğa giriyorum. 1, 2, 3. Trabzan boşluklarına yandan girişimi yapıp kapatıyorum. Tekrar bir tane trabzanımı boşluğa örüyorum. Sonrasında 3 trabzanımın üzerlerine birer birer örerek lastik tokamızın süsleme çalışmasını tamamlıyoruz. Şöyle bakın. Devam edelim. Trabzanlarımızı örerek tamamladım. Hiç ara vermeden sadece kirpiklerimizi yaptık ve şu şekilde gayet güzel bir görünüm kazandı tokamız. Birleştirmesini de yapalım. Son trabzanımı ördüm. 3 tane zincir çekerek başlamıştım. Zincirimle trabzanımın arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimizi buradan kesiyorum. Kesmiş olduğum ipimi örgümüzün arkasını çeviriyoruz. Geniş olan bölümleri var. Bakınız, batmış olduğumuz bölümler bir önceki sırada. Bu kısımların arasından şöyle uzaktan alarak kaydırıp geçiriyorum. En son yapacağım yerde tekrar bakın öyle giriyorum. En son bulunan yere. Yine fazla olan ipimizi buradan çıkarız. Çok uzun uzun götürmelere de gerek yok. Bu şekilde tokamız kullanılmaya hazır hale geliyor. Bir çalışmamızda sizlerle birlikte ördük. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.